kazandığım para bu benim. Sizi kazanma sebebim falan filan. Aleyküm selam dayı, buyur. Aleyküm selam dayı. Eyvallah dayı. Hayırlara karıştın. Neredesin? Sen beni tanıyor musun ki? Tanıyorum. Olabilir şu an. Dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bugün değişik bir video yapacağım. Bir de az önce YouTube'daki videolarımı bir tane arkadaşa gösteriyordum. En alta kadar indim. En altta bir tane video vardı. Çantam nere var diye. O videoyu siz de izleyebilirsiniz en aşağı inerseniz. O videonun bir hikayesi var. Önce onu anlatayım, sonra zaten videonun girişini yapacağım. Şimdi bir gün AVM'ye gittim, tamam mı? AVM'de bir baktım, ulan dedim, böyle bir tane hatun böyle konuşuyor, yanında da çoluk çocuk böyle. Hani böyle söyleşi gibi bir şey yapıyorlar, tamam mı? Sonra kızı araştırdım biraz YouTube'dan. Böyle makyaj videoları falan çekiyor. Bir baktım en son videosu şey, çantamda ne var kanka? Videoya tıkladım. Çantasında işte yok makyaj malzemem, yok bunu sevgilimle buluştuğum zaman 2 dakika gidip kullanıyorum, yok bilmem ne falan. Ben de onu aslında trollemek için veya onu antiye almak için diyeyim. Çantamda ne var videosu çektim. Bir de o videoya bir baktım, lan milyon izlenmiş. Yani milyon izlenmesi bile 200 bin 300 bin falan izlenmiş. Dedim ben de çantamda ne var videosu çekiyorum. Gittim balkona çantamda ne var videosu çektim dedim, çantamı falan. O videoyu izleyebilirsiniz arkalarda. O videoyu çektiğim zaman bana çok fazla mesaj geldi. Sanırım o videonun yorumlar kısmında da var. Ama daha çok bana Instagram'dan mesaj geldi. Aa, bu videonun ciddisini çeker misin? Gerçekten bir yere gittiğin zaman çantanda neler oluyor diye sormuşlardı. Biraz önce videolarıma baktığım zaman o videoya denk geldim ve aklıma bunlar geldi. Bu sorular geldi. Ben de şu anda bir antrenman videosu çekeceğim. Yani normal klasik bir antrenmana gidermiş gibi, bütün gün dışarıdaymış gibi dışarı çıktım. Yoksa asla hazırlanmadım yani. Çantama bunu da koyayım, şunu da koyayım, çocuklara göstereyim. Asla o modda değilim. Benim için klasik bir gün. Çantamda ne var? Harbiden onu göstereceğim. Bir sporcunun çantasında ne olur? Harbiden onu göstereceğim. Kankacığım, çantam burada gördüğün gibi. Bak, şuradan başlayalım. Küçük yerden başlayalım. Bu küçük yerde. Aynen, az önce içtim. Normal karne drink var. 1000 mg karne drink. Bunu öğünle birlikte içtim. Güzel oluyor öğünle birlikte. Bakın bu çok önemli. Bu gerçekten çok önemli. Beni çek kankacığım. Bakın bunu gerçekten yapın. Yani bu her şeyi geçtim, tamam mı? Kız tavlamayı geçtim. Hani her şeyi geçtim. Bu insan olmanın bir gereği, tamam mı? Lütfen şundan taşıyın, tamam mı? Bu deodorant arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa bir araştırsınlar ne işe yaradığını. Bu deodorantım var içinde. Sonra bir tane antrenman öncesi kullandığım 3000 mg lekanetin ve antrenmandan yine önce kullandığım pre-workout. Size bir şey söyleyeyim, bu Olimp pre-workout abi, yani yok böyle bir şey. Bir şey söyleyeyim, hatta alırsanız eğer sakın tamamını kullanmayın, yarısını kullanın, yemin ederim yarısı bile fazla geliyor. Bakın önce böyle %30'unu, sonra %30, sonra %30 yapabilirsiniz. Bunu nereden bulacaksınız derseniz, açıklama kısmında benim sponsorum var, Waymarket'e katlar diye, oraya yazıp Instagram'dan yazıp ben İbrahim'in takipçisiyim diyerek indirimli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Şunun ismini bir daha göstereyim. Eğer almak isterseniz pre-workout, Olimp pre-workout derseniz zaten geliyor böyle paketlerde, ama gerçekten inanılmaz. Yani hepsini sakın içmeyin. Söyleyeyim, hepsini içmeyin. Ben bile içmiyorum. Bunu atıyorum, sonra bunun yarısını atıyorum. Zaten inanılmaz karıncalanıyorum falan filan. Hatta detayına kadar göstereyim hadi. Daha fazla sizi ilgilendiren bir şey yok ama detayına kadar göstereyim. Şarj kablom var. Telefonumun şarjı. Buna bir kablo deyip geçmeyin. Dostlarım, bu benim ekmek teknem. Bu benim kazandığım para. Bu benim sizi kazanma sebebim falan filan. Aleyküm selam dayı, buyur. Selam dayı. Eyvallah dayı. Hayırlara karıştın. Neredesin? Sen beni tanıyor musun ki? Tanıyorum. Olabilir şu an. Tamam dayı. Biraz sonra konuşalım, olur mu? Ben seni bulacağım. Hemen buralardayım. Tamam, buralarda mısın? Eyvallah dayı. Hadi görüşürüz. Türk insanının samimiyeti, seni yerim ben. Biraz sonra gidip muhabbet edeceğim dayıyla. Neyse, en son kabloyu anlatıyordum. Kablo dedim, işim falan dedim. Tabii ki de şaka yapıyorum. Ben sizce bir sosyal medyadan para kazanmayı kendim %100 oraya atacak kadar salak bir insan mıyım? Değilim, çünkü sosyal medya her an bitebilir. Yani tamam, ilerisi var gibi görünüyor ama her an bitebilir. Hiçbir şey belli olmaz. O yüzden tabii ki de farklı para kazanma yöntemlerim var. Neyse, geç bunları.
Sonra otoparkımın anahtarı, evimin anahtarı, motorumun anahtarı, kilidimin anahtarı falan filan. Geç bunları da. Evet, geldik ana yere artık. En büyük yere geldik. Şuradan bakalım kankacığım ne var. Gördüğünüz gibi yemek. Bir öğün var burada. Yemek var. Su var. Bu suyu yolda falan, sıkıştığımda falan tak 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 içiyorum. Güzel oluyor. Sonra evet, burada iki öğün de burada var. Bir öğün, iki öğün ve üç öğünlük yemek almışım. Çünkü bugün kahvaltımı sağlam yaptım. Sadece bir 5-6 saat dışarıda olacağım. Sonra zaten eve gidip yine son öğünümü yapacağım. O yüzden hatta bir tane de fazla öğün aldım. Ne olur ne olmaz diye. İki tane öğün burada var. Sonra shaker'ım var. Gördüğünüz gibi. Bu shaker'ı, dostlarım bu shaker'ın içinde, şöyle çekelim. Bu shaker'ın şu anda hazırlamış olduğum, bakın içinde hazırlamış olduğum antrenman öncesi içeceğim shake. Yani içinde ne var? İzole whey protein. Yani şeker oranı tamamen azaltılmış ve benimkinde neredeyse hiç şeker yok. Arginin var ama saf arginin var, BCA var, saf BCA var. Yani antrenman öncesi kullandığım supplementler var. Antrenman sonrası da tak hemen bunun alt kısmında, şuradan göstereyim. Alt kısmında da antrenman sonrası kullandığım var. Bunu direkt tak boşaltıyorsun. Sonra üstüne işte su koyuyorsunuz bildiğiniz gibi falan filan. Şu ortada da kapsülüm var, amino asitim var. 3 tane kalmış falan filan. Gördüğünüz gibi shaker'ım var. Antrenman öncesi ve sonrası içtiğim. Sonra bir adet Moriyanoğlu çorap. Oğlum ifşa ediyorum kendimi resmen. Moriyanoğlu çorabım var. Sonra baba temiz bir don var. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu da çok önemli. Tamam, reklam yapma kardeşim. Calvin reklam yapma. Gerçi onun bizim reklamımıza ihtiyacı yok da. Şey, dostlarım her zaman yanınızda temiz çorap, deodorant ve boxer bulundurun lütfen. Gerçekten çok önemli. Baba bir düşünsenize. Yani siz bir kızla falan oturduğunuz zaman veya bir şeyler yaşayacağınız zaman bir düşünün yani. Biraz böyle şey yapın, öz eleştiri yapın, anladın mı? Sonra başka ne var? Antrenman üstüm var, şortum var, tişörtüm var ve korsem var. Biliyorsunuz son zamanlarda korseyi kullanıyorum. Bu korseyle ilgili şimdi bana bir şeyler soracaksınız hemen yorumlar kısmında. Abi korse falan ne kadar, nereden aldığını bilmem ne, nasıl, güzel mi, işe yarıyor mu? Korseyle ilgili video çektim. 4-5 video aşağısına inersiniz korseyle ilgili neler söylediğimi bulabilirsiniz. Hatta hemen 2 dakikada tekrar söyleyeyim. Korse'yi ilk defa kullanıyorum. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Size söylemem için denemem gerekiyor. Yani biraz deneyeyim, yarışma sürecine kadar deneyeyim. Eğer işe yararsa o zaman bir video çekeceğim. Daha detaylı dinlemek istiyorsanız, dediğim gibi Korse için bir video yaptım. Aşağılarda 1 dakika, 1,5 dakika falan. Oradan Korse ile ilgili daha detaylı çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. Bir bodycinin çantasında başka da bir şey olmaz. Bu arada bunun içinde çatal, kaşık falan var. Çatal var yani, kaşık yok da. Çatal falan var. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Ha bu arada tam bu kadar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Biraz kötü bir kapanış oldu. Böyle birden kötü bir kapanış oldu. Reklam gibi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Peace out. Make without getting outside it.